Benim hiçbir şahsiyette burada derdim yok. Sistemle, düzenle, kurumlarınızla var. Birileri siyasi egosunu tatmin etmek istiyor. Buyursun etsin. Devam edeceğim ben. Her ortamı deşifre edeceğim. Sadece burası da değil. Hiçbir şahıs, işine bak sen. İşine bak sen, işine bak. Sen işine bak. Terbiye sınırını aşma. Hadsizlik yapıyorsun bak. Her yerde yaptığın gibi burada da hadsizlik yapıyorsun. Terbiye sınırını aşmak salonlarda senin geleneğin oldu. Sen onun dersini bana verme. İşine bak. Siyasi oyun mu oynuyorsunuz benimle? %15 teklif ettin, %15'i oylatıyorum. Şimdi ben merak ediyorum mesela %9,5 altına %15 öneriyorsunuz neye göre? Hangi zamana göre? Merak ediyorum mesela. Ya da geçen ay niye vermediniz, bu ay niye %15 verdiniz? Geçen ay niye zamma red verdiniz, bu ay niye %15 teklif ediyorsunuz? Kaç aylığına veriyorsunuz? Neye göre veriyorsunuz? Hangi hesaba göre? Bir hesap var mı? Bana bir hesap dökün. Deyin ki hesabımız bu. Biz de diyelim ki ey halkımız, burada bulunan 16 arkadaş çok dersine çalıştı. Bize bir hesap getirdi. Böyle böyle sundu. İkna olmadık. Biz hayır dedik, onlar evet dedi. Halkımıza bir şey diyelim. Varsa bir hesabınızı duymak isterim. Ertelememizin sebebini ifade ettik. Genel sekreterimiz de o toplantıdaydı. Aralık ayında alındı bu zamların hepsi diye, o ayda alalım dedik. Çünkü İstanbul'un dışındaki illerde de 3,5 lira bu fiyat. Şu anda Aralık ayında orada da değişecek. Yani diğer illerde asgari ücret, yakıt, Kocaeli'de... Tam anlamadım. Aralık ayında aldığınız şey, bir daha söylerseniz. Aralık ayında alınıyor klasik olarak. Ama daha önce %10 daha fazla zam yapıldığı için İstanbul'da bilet fiyatlarına... Neye göre %10? Diğer illerle beraber kıyaslıyoruz. Bir önceki duruma göre kıyaslıyoruz. Ya siz o zam yapıldığında buradaydınız. Neye göre %10 fazla? Ben kaç yılın birikimi? O zam da burada değildim. Kaç yıllık bir birikim yani? Kaç yıldır zam yapılmayan ben şunu soruyorum Sayın Başkan. Oraya dönmeyelim. Yok, bir saniye. İzmir'de, Ankara'da, evet. Kocaeli'nde, Tekirdağ'da farklı siyasi görüşteki partilerin yönettiği illerde Aralık ayında 3,5 lira iken diyorum. Yani ben soruyorum yani bunu size. Aralık ayına kadar 3,5 lira devam edecekken İstanbul'da hangi ihtiyaçtan 4,35'e çıkıyor onu merak ediyorum ben. Siz bunun cevabını siz verin bana yani. Ben İstanbul'da bunun cevabını tüketici olarak bilmiyor musunuz? Efendim? İstanbul'da bununla ilgili cevap yok mu zihninizde, dağarcığınızda? Yok, ben çıkartamadım yani zihnimde. Söylerseniz peki, anlayabileyim yani. Kapasiten müsait değil onu herhalde. Ben evet. Anlatayım Serdar Bey. Efendim? Şehirlerin büyüklüğüne göre toplu taşıma hatlarının uzunluğu vardır. Ve toplu taşıma hatları üzerinde yolcuların inmeleri binmelerine göre ortalama bir yolculuk uzunluğu çıkar. Dolayısıyla bu şeylerin, hatların uzunluğuna göre maliyetler de değişir. Ve bu maliyetler biraz önce sabit maliyetler ve değişken maliyetlerdir. Yani hiç yolculuk yapmasa da bir araç ödeyeceği maliyeti vardır. Sigortası, şoför ücreti, amortismanı gibi. Bunun da üzerine yolculuğun uzunluğuna göre değişen bir şey var. Dolayısıyla Konya'daki bir aracın maliyeti, yolculuk başına maliyeti, kilometre başına söylemiyorum, kilometre başına da değişir, o da ayrı. Maliyetiyle İstanbul'daki bir aracın maliyeti eşit olamaz. Eşit olması da beklenemez. Bunun eşit olmasını düşünmek zaten bilime aykırıdır. Bu kadar basit. Yani Konya'daki bilet ücretine bakıp Konya'daki yani, bilet ücretini İstanbul'a uygulayalım demek kadar bir şey yok. Şöyle bu bir durum aynen var. Şuna benziyor. Konya'daki İstanbul'da o mesafe daha kısa. Daha kısa mesafede indi bindiler var. Anadolu'da daha uzun o mesafeler. Yani maliyet mesafeleri Anadolu'da bakın, daha fazla. Uzunluk arazi kullanımıyla ilişkilidir. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna 100 kilometredir. Konya'nın bir ucundan bir ucuna 5 kilometredir, 6 kilometredir. Yani uzunluk bakın daha uzun mesafeyi orada ortalama mesafeler Anadolu'da daha uzundur ücret anlamında. Yani bakın minibüsçüler de burada mesela. Onlar ortalaması %3 indirim lira civarında. Yapın. Ben teklif edeyim size. Bence zam yapmayın. Hatta önümüzdeki ay indirim yapın. O benim şeyim değil ki yani. Niye ben, o zaman %10 hayır, ben, eksik vermek şeyinize de, bakın, o niye şeyinize değil? Eksik verme anlamında söylemedim Sayın Başkan. Neyi, ben diyorum ki %15... İstanbul'un dışındaki bütün metropollerde 3,5 lira da sizin hangi için 4,5 lira... Hangi metropolü İstanbul'la kıyaslıyorsunuz? Mahkemede zaten.
Hangi metropolü İstanbul'a kıyaslıyorsunuz? Hayır, birebir örtüşme anlamında söylemiyorum. Bakın ki. Sayın Müdürüm, ben zaten kötü olan ne biliyor musunuz? Karar verici gibi oturuyorsunuz orada. Evet. Halk size öyle bir görev vermedi biliyor musunuz? Evet. Çok acı. Yok, zaten sizin görevinizde oturmuyorum. Çok acı yani. Devletin verdiği görevle oturuyorum. Devletin verdiği görevle keşke otursan. Bu masa UKOME keşke devletin verdiği burada. Görevle otursan. UKOME. Keşke. Ben ara vereceğim, herkesten isteyeceğim. Bütün savunmasını isteyeceğim. Herkes bilgi versin vatandaşa. Siz değil. Sözcü mü seçtiler mesela, merak ediyorum. Buyurun çevre il müdürümüz, buyurun. Başkanım, çok özür dileyerek bu tartışma uzayıp gidecek. Uzasın valla, ne güzel. Şey, başka mı? Bir derdiniz şimdi, yok İstanbul. Buraya gelen 20, uzayacak. 24-12 de doğrudur. Belki müdür beyin dediği doğrudur. 21. Evet. Herkesin bakış açısına göre. Belki hesaplamalarda yok, farklı yöntemler kullanılıyordur. Bu çekiyor. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ben şunu önereceğim. Beyin. Yine kamu elbette bütün hizmetleri birebir vatandaşı yansıtmanın ötesinde sübvanse de ediyor zaten. Yıllardır hepimiz ediyorsunuz. Sizler de diyorsunuz. Yine bir 9 puan sübvanse edelim. Yine %15 önereceğim ben. Yani 24 doğrudur teklifiniz ama %15 yapalım diye öneriyorum. Konu da fazla uzasın istemiyorum yani. Müdür çok bey, %24 verince sübvansiye edilmiyor diye bir şey yok. Hayır, milyarlarca sübvansiyon devam edecek. Bir artı 9 daha edin diyorum yani. Yani yüzde yani lütufta bulunmuyor kimse. Ama lütufta bulunduğunu düşünüyorsa müdür bey, %15'i de vermeyin geçen ayki gibi. Başkanım, soruyorum, ben, bakın diyorum ki size. Çok net söylüyorum. %15'i neye göre veriyorsunuz? Ne zamana kadar veriyorsunuz? Geçen ay niye vermediniz? Bu ay niye verdiniz? Yani bu ay insafa mı geldiniz? Merak ediyorum. Geçen ay bunları ifade ettik Sayın Başkan. Evet, insafa geldiniz bir ayda. İnsafa değil. Siz eğer zammı o dönem yapsaydınız, %11 zam verecektik. Yani bu toplum size. Bu hesapla. Ve siz o bütün bedeli bu halka 7 ay sonra %24 ödetiyorsunuz. Öyle anlıyorum. Öyle değil nasıl mi? Nasıl 7 ayda? Diyoruz ki size Temmuz, seneye Temmuz'a kadar zam yapmamak üzere teklifimizi yapıyoruz diye, evet, burada açıklama yaptım yani, ben. Bakın ya yanlış anlamak istiyorsunuz ya gedik yani, arıyorsunuz bakın. Şunu söyleyeyim Sayın Başkan, son olarak daha uzatmayacağım. Servis ben uzatacağım onu. Özel sektör. Onda çıkanı %19'u biz %15 yaptık yani. Yani bu en doğal bizim burada kanaat belirtme hakkımız. Ha, yok kanaat belirtmeyin derseniz kanaat da belirtmeyiz yani. Yok kanaat yani belirtmesem ben o zaman burada durmanızın bir anlamı yok. Kanaat belirteceksiniz yani tabii. Biz burada bütün alt komisyonlarda elimizden gelen her konuda katkı veriyoruz. Kanaatimizi, fikrimizi beyan ediyoruz. Ama bu fikrimizi beyan ettiğimizden dolayı bizi suçlu ilan etmek istiyorsanız kanaat belirtmeyiz. Valla suçlu UTKOME'yi bu hale getiren. Nasıl? Suçlu UKOME'yi bu hale getiren. Ulaştırma Bakanlığı bu UKOME'nin baştan Allah'tan bu kararı alıp UKOME'yi bu hale getiren. Yani sizin 19 yıldır yaptığınız UKOME'lerin farklı olarak UKOME'yi yani davul tokmak misali ya da birilerinin topal ördek misali. Ya haklısınız tamam başkanım. Mı? Eğer sizde olsaydı %24'ü rahat verirdiniz. Ne diyeyim yani? Yok, sizin aklınız o kadar aldı bunu. Sizin aklınız o kadar aldı. Şimdi ben sizi deşifre ediyorum. Siz konuşmaya devam edin. Şahsınız değil ama. Şahsınız değil, sistemi deşifre ediyorum. Bugün zaten onun için geldim. Burada 16 tane kurumun 16 şahsiyeti buraya geliyor, oy kullanıyor, karar alıyor. Ne için? İstanbul adına. İddia ediyorum buradaki insanların çevirdiği sayfalar, çalıştığı dersin %1'i kadar buna çalışamaz, başka işi gücü var çünkü. Ama İstanbul için karar almaya geldim diyorsun. İddia ediyorsunuz. %15. O da 14 olsun. O da 12 olsun. Devlet Demiryolları diyor ki ben böyle yaptım, sen de böyle yapmak zorundasın. Kaynağıyla ilgili benim kaynağım bir mi? Benim kaynağımla onun kaynağı bir mi? Kim kimi aldatıyor? Gidin evde aynaya bakın. Gidin vicdanınızla kendinizi sorgulayın. Size hesap sormuyorum bakın. Burada hiçbir şahsiyetle derdim yok. Ha benim var diyenle hesaplaşırım, o ayrı. Ama benim hiçbir şahsiyetle burada derdim yok. Sistemle, düzenle, kurumlarınızla var. Çünkü diyor ki birisi ben topal ördek. Burası onun görünen hali. Ama bizim sağlam basıyor ayaklarımız yere, onu söyleyeyim. Bizim ayaklarımızla aynı ritmi yürüyen 16 milyon insan var kapıda. Biz onlara hizmet etmek istiyoruz. Birileri siyasi egosunu
tatmin etmek istiyor. Buyursun etsin. Devam edeceğim ben. Her ortamı deşifre edeceğim. Sadece burası da değil. Hiçbir şahıs işine bak sen. İşine bak sen, işine bak. İşine bak, işine bak sen. Sen işine bak. Sen işine bak. Sen işine bak. Hadi. İşine bak sen, işine. Sen işine bak. Terbiye sınırını aşma. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada bak iş, hadsizlik yapıyorsun bak. Her yerde yaptığın gibi burada da hadsizlik yapıyorsun. Terbiye sınırını aşmak salonlarda senin geleneğin oldu. Lütfen aşma. Ben, sen ona onun dersini bana verme, işine bak. Şimdi bakın ben üzüntüyle buradaki kurula katılma kararı verdim. Niye üzüntüyle biliyor musunuz? Zam kararı sıfır. Niye? Ey halkım niye? Sıfır. Ben onun için geldim bugün. Gelmezdim. Geçen ay niye sıfır? Geçen ay size izah yapıldı. Pandemi bitene kadar bunu yapmayalım. Zaten %20-25 yolcumuz var. Niye %0? Kim bu kararı verdi? Siz vermediniz. Ben biliyorum. Siz vermediniz. Verdim diyenle hesaplaşırım. Ama siz vermediniz. Verin iradeyi arıyorum. Bu kadar net. Onun için bugün buradayım. Bugün ben vatandaşımızın, UKOME'nin, iradenin, seçilmiş iradenin düşürülmek istediği durumu göstermek için buraya geldim. Üzüntü verici. %24.12 zam oranı bu yıldan önümüzdeki sene Temmuz'a kadar kurumumuzun ince ve titiz hesap yaparak yine bu şehrin yoksuluna ve silahlı kuvvetlere, emniyet güçlerine bir takım görevli insanların ve milli ve dini bayramlarda ücretsiz seferlerin sübvanse edileceği biçimde ve de milyarlarca liralık sübvansenin devam edeceği bir biçimde yapılmış sadece güncel ekonominin karşılığı oranıdır. Bir yıllık bir tekliftir. Bu siyaset alanı olmasın istediğimiz bir alandı ama ısrarla siyaset alanı olsun isteniyor. İsteniyorsa ben orada onun cevabını veririm. Bugün sadece tespit için buradayım. Burada cevap verdiğim hiçbir katılımcı bürokratı muhatap olarak alarak cevap vermedim. Hiç kimsenin şahsına dönük değildir ama kurumlarına dönüktür. Kurumlarını yönetenlere dönüktür. Siyasi iradeye dönüktür. %24'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, %15'i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kaç kişi? Bir kişi. Evet, iki kişi. Peki. %15'i kabul edenler, %15 teklif ettiğiniz zammı kabul edenler dedim. Evet, reddedildi. %15'i kabul edenler. Ne diyorsunuz beyefendi? Siyasi oyun mu oynuyorsunuz benimle? %15 teklif ettin, %15'i oylatıyorum. %15 teklifinizi oylatıyorum. %15'i kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.